Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere vişne reçeli tarifini paylaşmak istiyorum. Tam kıvam, tam ölçü, nefis bir reçel tarifi. Sizler de benim verdiğim ölçülerle hazırlarsanız en iyi sonuçları alabilirsiniz. Bir buçuk kilo vişne yıkayıp süzdüm. Vişnelerin çekirdeklerini çıkartıyorum. Bir pipetle vişnelerin çekirdeklerini çıkarıyorum. Bu şekilde çok kolay bir şekilde vişneleri çekirdeklerinden ayırabilirsiniz. Mutlaka ince bir pipet kullanın. Bütün vişneleri bu şekilde hazırlıyorum. Vişnelerin hepsinin çekirdeğini çıkardım. Üzerine 1,5 kilo toz şeker ekliyorum. Bir gece buzdolabında bu şekilde bekletelim. Buzdolabında bir gece bekledi. Ertesi günü ocağa aldım. Kısık ateşte şekeri eritelim. Yavaş yavaş şeker erimeye başladı. Ara ara ben de karıştırıyorum. Vişneleri ezmeden yavaş yavaş karıştıralım. Şeker tamamen eridi. Kaynamaya başladıktan sonra orta ateşe aldım. Fazla köpüklenip taşmaması için bir çay kaşığı tereyağı ekledim. Üzerinde oluşan köpükleri alalım. Yirmi dakika orta ateşte kaynadı. Üç diş limon tuzu ekliyorum. Şöyle sizlere göstereyim. Üç diş limon tuzu ekledim. Yarım limon suyu ekledim. Karıştırıyorum. Limon tuzu ve limon suyunu ekledikten sonra 10 dakika daha kaynattım ve artık kıvamını kontrol ediyorum. Bir tane tabağı dondurucuya atmıştım. İyice soğudu. Dondurucudan çıkardığım tabağın üzerine bir yemek kaşığı vişnenin suyundan aldım. Bir 30 saniye kadar bekledikten sonra kıvamına bakıyorum. Parmağınızda kıvamına bakın. Eğer parmağınızda çizdiğinizde birleşmiyorsa olmuş demektir. Reçelim şu anda soğudu. Sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Nefis bir reçel oldu. Vişne reçeli tarifimiz hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızı göstermeyi unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.